Erdem abinin en çok bilinen bir şiirini okumaya çalışayım. Sana, bana, vatanıma, ülkemin insanlarına dair. Telgrafın tellerini kurşunlamalı. Öyle değildi bu türkü bilirim. Bir de içime her istasyonda duran sonra tekrar yürüyen bir posta katarı gibi simsiyah dumanlar dökerek bazen gelmesi beklenen, bazen ansızın çıka gelen haberler bilirim, mektuplar bilirim. Gamdan dağlar kurmalıyım kayaları kelimeler olan. 42. saymalıyım, 40 gün hüzün boşaltan omuzlarıma, saçlarıma, saçlarının akışını anar anmaz omuzlarından baştan ayağa ıslanmalıyım. Gam dağlarına çıkıp naralar atmalıyım. İçimde kaynayan bir mahşer var. Bu mahşer bir de annelerin kalbinde kaynar. Çünkü onlar yün örerken pencere önlerinde ya da çamaşır sererken bahçelerde alıverirler kara haberini ansızın okul dönüşü bir trafik kazasında can veren oğullarının. Bir de gencecik aşıkların yüreklerini bilirim. Bir dolmuşta yorgun şoförler için bestelenmiş bir şarkıdan bir kelime düşüverince içlerine, karanlık sokaklarına dalarak şehirlerin, beton apartmanların sağır duvarlarını yumruklayan ya da Melal Denizi parklarının ıssız yerlerinde, örneğin Hint Okyanusu gibi derin, isyanın kapkara sularına dalan. Nice akşamlar bilirim ki, karanlığını bir millet hastanesinde, 9 kişilik kadınlar koğuşu koridorunda, başını kalorifer borularına gömmüş, beyaz giysilerinden uykular dökülen tabiplerden, haber sormaya korkan genç kızların yüreğinden almıştır. Bir de baharlar bilirim. Apartman odalarında büyüyen çocukların bilmediği, bilemeyeceği. Anadolu bozkırlarında İstanbul'dan çıkıp Diyarbakır'a doğru tekerleri yamalı asfaltları bir Ağustos susuzluğuyla içen cesur otobüs pencerelerinden bilinçsiz bir baş kaymasıyla görülen evrensel kadınların iki büklüm çapa yaptıkları tarla kenarlarında çıplak ayakları yumuşak topraklara batmış ırgat çocuklarının bir ellerinde bayat bir ekmeği kemirirken diğer ellerinde sarkan yemyeşil soğanla gelen. Yazlar bilirim memleketime özgü. Yiğit köy delikanlılarının incir çekirdeği meselelerle birbirlerini kurşunladıkları, birinin ölü dudaklarından sızan kan daha kurumadan üstüne cehennem güneşlerde göğermiş mor sinekler konup kalkan, diğeri kanter içinde yayla yollarında mavzerinin demirini alnına dayamış, yüreği susuzluktan bunalan, içinden mapushane çeşmeleri akan, ansızın parlayan keklikleri jandarma baskını sanıp apansız silahına davranan, nice delikanlıların figüranlık yaptığı yazlar bilirim memleketime özgü. Güzler bilirim ülkeme dair. Karşılıksız kalmış bir sevda gibi gelir. Kala kalmış bir kıyıda mellul ve tenha kalbim gibi. Kaybolmuş daracık ceplerinde elleri, titreyen kenar mahalle çocukları bir sıcak somun için, yalın kat bir don için dökülürler bulvarlara yapraklar gibi. Kadınlar bilirim ülkeme ait. Yürekleri Akdeniz gibi geniş, soluğu Afrika gibi sıcak. Göğüsleri Çukurova gibi münbit. Dağ gibi otururlar evlerinde. Limanlar, gemiler nasıl beklerse öyle beklerler erkeklerini. Yaslandın mı çınar gibidir onlar. Sardın mı umut gibi. İsyan şiirleri bilirim sonra. Kelimeler ki tank gibi geçer adamın yüreğinden. Harfler harp düzeni almıştır mısralarda. Kimi bir vurguncuyu gece rüyasında yakalamıştır. Kimi bir soygun sofrasında ışıklı salonlarda hırsızın gırtlağına tıkanmıştır.
Müslüman yürekler bilirim daha. Kızdı mı cehennem kesilir, sevdi mi cennet. Eller bilirim haşin, hoyrat, mert. Alınlar görmüşüm ki vatanımın coğrafyasıdır. Her kırışı sorulacak bir hesabı, her çizgisi tarihten bir yaprağı anlatır. Bütün bunların üstüne, hepsinin üstüne sevda sözleri söylemeliyim. Vatanım, milletim, tüm insanlar kardeşlerim. Sonra sen gelmelisin dilimin ucuna, adın gelmeli. Adın kurtuluştur ama söylememeliyim. Can kuşum, umudum, canım sevgilim. Eyvallah. Yazanın kalemine, okuyanın sesine, nefesine, yüreğine sağlık. Ersin Aziz Hocam, sıcağı sıcağına bu şiire dair şöyle sizden birkaç cümle rica etsek. Evet. Çünkü çok engin ve zengin bir coğrafyayı bu şiirde okuyoruz. Evet, bu şiirde bir Anadolu'nun genel resmi çizildikten evet. sonra, genel bir resmi ortaya konulduktan sonra kurtuluşun ipuçları da veriliyor. Erdem Bey'in şiirini okuyan herkes Anadolu insanının coşkusunu duyar. O atalarımızın Asya'nın işlerinden Avrupa'nın işlerine kadar büyük ve uzun yolculuğunun coşkusunu duyar. O coşkudur ki bizi ayakta tutmuştur. 1000 seneden beri bizi Anadolu'da tutmuştur. Bundan sonra da bu coşkuyla bu topraklarda kalacağız. O yüzden Erdem Bey bu vizyonunu meclise taşımak için siyasete de çok evet. soğuk bakmadı. O zaman biraz da Erdem abinin o siyasi evet. yönünden de bahsedelim isterseniz. Siyasete giriş sebebi neydi? Ne yapmak istiyordu siyasete evet. girince? Erdem Bey için esas olan şiirdir. Evet. Siyaset işin bahanesiydi. O şiirdeki vizyonunu meclise taşımak istedi. O yüzden Özal'ın teklifini kabul etti. Erdem Bey'in gözünde ve o dönemde bizim gözümüzde Özal, Cumhuriyet döneminde gelmiş bir Osmanlı Sultanı gibiydi. Türkiye'nin o kapalı yapısını kıran, dünyayı açan, büyük düşünmesini öğreten, kendinden emin olmayı öğreten bir yolun öncülüğünü yaptı. O yüzden Özal'ı çok severdi. Konuşmasında da belirttiği gibi Özal'ı Özal'dan daha iyi anlayan, Özal'ı Özal'dan daha iyi anlatan biriydi. Akif İnan rahmetli öyle derdi. Bizim Erdem Özal'ı Özal'dan daha iyi anlatır derdi. Gerçekten o Özal'ı Özal'dan daha iyi anlamış ve onun o ileri dönük vizyonunu, onun o Osmanlı vizyonunu kendi şiirinde gördüğü için desteklemiş ve sevmiştir. Evet. Osman abi biraz da sizinle Erdem abinin mücadelesinden, yani şu 69 yıllık hayatında şiiri gibi bereketli ömründe asıl olarak ne yapmaya çalıştığından, gayretinin, heyecanının, misyonunun ve vizyonunun ne olduğundan bahsedelim. Hocam kısaca temas ettiler. Biraz daha açacak olursak neler söyleyebiliriz? Şimdi Erdem abinin demin de belirtmeye çalıştığım gibi 60'lı yıllarda herkesin ufkunun, kafasının küçük küçük ideolojik gruplarla sınırlandığı ve ülkenin entelektüel geçinen insanların da bütün ufkunun Edirne Kars arası kadar olduğu ve dünyaya kapalı, kendi içerisinde dostu da düşmanı da kendi içerisinde üreten ve bu sınırların dışında sanki hiçbir başka bir dünya yokmuş gibi düşünen bir çağda, dönemde Erdem abi insanlarımızı buradan kurtarmayı, bu kısır döngüden kurtarmayı ve tarihi sorumluluğunu yeniden kazanması gerektiği noktasında, ki o zaman çok zordur bunu başarabilmek. Bugün belki bunları söylemek kolay ama 60'lı, 70'li yılların Türkiye'sinde bunları söylüyor olmak bile çok zor şeylerdi. Çok büyük ufuk istiyordu. Erdem abi gerek şiirlerinde, gerek öğrencilerle ilgilenmesinde, zaten onun hayatı, onun ev hayatı yok gibi zaten. Onun bütün hayatı gençlikle, öğrencilerle geçti. Yani kendi hayatı için, kendisi için bir şey yaşamış değil Erdem abi. Evet, biz aynı evde kalırdık. Evet, Küçük evet. Esat'ta bir evdeydi. 24 saat açıktı bizim evet. ev. 24 saat her isteyen arkadaş gelebilirdi, kapıyı çalar gelirdi. Yani
O entelektüel bakışta ortaokuldan, liseden işte yolu Ankara'ya düşmüş insan gelir. Onunla yarının büyüğü olacak o gençle sanki o gün büyükmüş gibi onunla ilgilenir. Karşısında büyük yarına hazırlanan büyük bir beyin, büyük bir yürek varmış gibi onunla ilgilenir, onunla sohbet eder, onun sorunlarıyla ilgilenir, ona ufuklar açmaya çalışırdı. Yani Erdem abinin kendine ait, kendi hayatı yoktur. Erdem abi gezen, yürüyen bir vakıf. Yani sürekli yürüyen, düşüncesini anlatan, sürekli o düşünceye insanları davet eden, sürekli insanlara kendini vakfeden ve insanların hizmetine koşan bir insan. Dün hasta oluncaya kadar da öyleydi Erdem abi. Bugün hasta artık benim, inşallah izleyicilerimiz dua ederler ve şifa bulur inşallah. Istırabı diner ve şifa bulur. Yeniden bu sohbetlerde inşallah bu programlarda bizzat kendisi olur. Yani bugün bile hatta çok şey zararlı yapmıştım. Durumda olmadığı zaman ziyaret etmek isteyenler, gelmek isteyenler hayır diyememekte. Halbuki ben biliyorum çok bu tedaviler sırasında çok sıkıntı çekmekte Erdem abi, çok ıstırap çekmekte, ama onu bile kimseye olabildiğince hissettirmeden gelene iki cümle söyleyebilir miyim, gelene faydalı olabilir miyim düşüncesiyle hala o halinde bile insanları kabul etmekte, insanlara ikramlarda bulunmakta. Evet, bir Üsküdar Risalesi yazmak istiyor. İnşallah. Benden Üsküdar'la ilgili bütün kitapları istedi. Ben de Üsküdar'la ilgili bütün kitapları topladım, kendisine götürdüm. İnşallah önümüzdeki günlerde bir Üsküdar Risalesi yazacak. Üsküdar'ı çok önemser Erdem Bey. Üsküdar'ı İstanbul'un, Anadolu'nun Kudüs'e açılan kapısı olarak görür. Evet. O yüzden bir Üsküdar Risalesi yazacak, bir aşk risalesi gibi bir Üsküdar Risalesi de inşallah olacak. İnşallah. Zaten Kız Kulesi şiirinde biliyoruz, okuyoruz. Evet. Bir de Erdem Bey çok ümitli bir insandır. Kesinlikle Erdem Bey'in şiirinde. Umut şairi olarak da bilinir ve tanınır. Bilinir, ümitsizlik yoktur. Bütün dünyaya açıktır. O yüzden Avrupa Birliği'ne de çok sıcak bakar. Gençlerin yurt dışına açılmalarına çok sıcak bakar. O Viyana'daki bine yakın başörtülü kız öğrencilerin Viyana'da yarım bırakılan fethi tamamlayacaklarını düşünür. Ve onlarla ilgili programda da bunu çok güzel uzun bir şekilde anlatmıştı. Sizler bizim Avrupa'da duran yürüyüşümüzün, Viyana'da duran yürüyüşümüzün yeniden başlatıcılarısınız demişti. Gerçekten dünyaya açık, yeryüzünü bir mescit gibi gören, şiirinde olduğu gibi bir ağabeyimizdir Erdem abi. Ve Avrupa Birliği projesi bu açıdan çok sıcak, evet, bakar. Avrupa Birliği Osmanlı döneminin modern çağlarda yeniden ihya edilmesidir diye bakar. Osmanlı millet sisteminin yeniden Avrupa Birliği içinde hayat bulmasıdır der. Avrupa Birliği bizim ordularla Viyana'ya kadar gittiğimiz Avrupa ülkelerine barışla hepsine açma yolu açacaktır der. Sadece artık Viyana'nın kapıları Roma'nın kapıları değil, Berlin'in, Paris'in, Londra'nın, Stockholm'un, Madrid'in, Amsterdam'ın, bütün Avrupa başkentlerinin kapıları açılacaktır der. Gerçekten dünyaya açık bir düşüncenin, vizyonun yansımasıdır onun düşünceleri ve şiiri. Evet, hocam sohbetimizin sonlarına yaklaştığımız şu dakikalarda hatırladığınız, gönül dünyanızı uç veren bir Erdem Bayası ile ilgili hatıra varsa onları da rica edelim sizden ve teşekkür edelim. Evet, bu son için. Hatıra içinde bir mektup istersen okuyayım. Buyurun, Erdem Bayat bana 1911-1971'de yazmış. Bu mektubu yazdığında ben İngiltere'de, Londra'daydım. Şiirinden parçalar var. Kardeşim Nazif, ben bu mektubu başka programlarda da okudum. Çok buyurun. 37 seneden beri de sakladığım bir mektup. Selam, sana bir şiirden bir bölüm. Yeryüzü bana mescit kılındı, ant verdim, toprak şahit tutuldu. Her sabah, her öğle, her akşam, ikindiyle yıkanarak, yassıyla donanarak, seslerden bir sesle fırınlanıp sularla polatlanan benim. Ve dualardan bir dua. Allah'ım, Peygamberimiz Muhammed'in senden istediği hayırlar isteriz. Onun sağına sığındığı şerlerden biz de sana sığınırız. Onu koruduğun gibi bizi de koru. Amin.
Ve müjdelerden bir müjde. Dünyanın kalbini dinle. Geliyor adım adım, dallar meyveye dursun, toprak tohuma dursun, insan barışa dursun, selama dursun zaman, sabır, savaş, zafer, adım Müslüman. Kucaklarım kardeşim seni ve bütün Müslümanları ve insanları. Eyvallah. Çok teşekkür ederiz Osman abi. Sizin böyle paylaşmak istediğiniz, unutamadığınız... Yani Erdem abinin ben... Hatırladıkça duygulandığınız bir hatıranız var mı? Erdem abiyle sürekli beraber olduğum için her şey hatıra. Yani öyle duygulandığım ayrıca bir şey yok. Çünkü sürekli duygulanıyorum ben Erdem abiyle beraber olduğum zaman. Hatta Erdem abiyle ilgili konuşmakta da zorlanıyorum aslında. Çünkü... Yüreğimden geleni kelimelere dökmem gerçekten mümkün olmuyor. O sahiden ağabey, yani sahiden bir neslin ağabeyi ve benim gerçek ağabeyim. Evet, siz tabii son günlerde de yakın zamanda da kendisiyle sık sık görüşüyorsunuz. Evet. O zaman değerli izleyenlerimize son olarak sağlık durumu hakkında da kısaca bilgi vermek gerekirse, şu an nasıl Erdem abi? Her geçen gün daha iyi gittiğini biliyoruz durumunun. Hamdolsun... Ben en son geçen pazar görüşmüştüm. İnşallah yarın da uğrayacağımı yengeye telefonla arayıp sordum. O ara röportaj yapacak kadar rahatlamış hamdolsun. Geçen hafta gittiğimde pazar günü rahatlamıştı. Uzun müddet beraber oturduk. Yengeye şimdi telefon ettiğimde buraya programa gelmezden önce telefon ettiğimde daha da rahat olduğunu söyledi. Hı hı. İnşallah dualarla. Uzun süre aramızda kalacak. İnşallah o dualarla daha da rahatlayacak ve biz bayram edeceğiz inşallah. İnşallah efendim. Çok teşekkür ediyoruz sizlere. Böyle değerli bir şairimizin özel ve güzel yanlarını ve şiirini bizlere anlattığınız için. Ve tabii ki bir kez daha acil şifalar diliyoruz. Sanat hayatının 50. yılında Erdem Bayezid Usta'ya ve çok teşekkür ediyoruz Sayın Ersin Nazif Gürdağ'a ve Osman Nalbant'a. Kısa bir aranın ardından iz bırakanların... Dördüncü ve son bölümünde Mehmet Doğan bizlerle birlikte.